Çok kıymetli aziz hemşerilerim, öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart itibariyle yakalanmış olduğum COVID-19 virüsünden 17 Nisan itibariyle ilk negatif testim ve 19 Nisan'da da ikinci negatif testimle beraber Yüce Allah'ın takdiri ve doktorlarımızın da gayretleriyle birlikte çok şükür ki kurtuldum. Bu süre içerisinde öncelikle beni arayan, telefon eden, soran ve arkadan dua edenler, gönüllerinden geçtiğimiz bütün insanlar ve bize her yönüyle destek olan Kırklareli hemşerilerime ayrı ayrı, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şu anda dünyada pandemi olan ve ülkemizde de çok ciddi manada virüs konusunda toplumu etkileyen bu dünyayı kasıp kavuran bu virüsün öncelikle toplum tarafından çok iyi anlaşılamadığını kanaatindeyim. Belki hepimiz biliyoruz ama bunu anlamak ancak yaşamakla oluyor. Hakikaten öncelikle değerli hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Bu virüs hakikaten çok sıkıntılı, insanı yoran ve doktorlarla yapmış olduğum görüşmede ve kendimin yaşadığı hissiyatlarda da onu hissediyorum. Hakikaten bu normal bir rahatsızlık değil. Çok sıkıntılı bir süreç. Bu süreç sizleri ailenizden, her şeyden koparıyor. Lütfen o nedenle tedbirlerimizi %99 oranında almak bir anlam ifade etmiyor. İşte biz de makamda %99 oranında tedbir aldık. Ancak özel kalem müdürüne bulaşınca imza sırasında bize de bulaştı. Ha, bu sebep dairesinde Yüce Allah'ın takdiri ama tedbir almak bizden. Burada da %99 tedbir yetmiyor. Lütfen %100 oranında tedbirlerimizi alalım. Yok, maske takalım bu saatten sonra. Aynı zamanda sosyal mesafeye uyalım. Lütfen ama lütfen olmaz demeyin. Havalar ısındı, havaların ısınmasıyla birlikte artık virüs de yok oluyor demeyin. Bakın bu süreç çok önemli bir süreç. Burada ben öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan, bu ilin valisi olmaktan büyük gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Bu aziz milletin bir üyesi olarak hakikaten iyi ki Türkiye Cumhuriyeti var, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, iyi ki bu topraklarda doğdum. Ben bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık sistemine yapmış olduğu bu altyapı yatırımlarıyla, personel yatırımlarıyla ve her yönüyle Türkiye'nin sağlık sisteminin zaten nereden nereye geldiğini idareci olmam hasebiyle biliyorum. Ama bu süre içerisinde özellikle kendim de sağlık problemi yaşayarak bu virüse yakalanan biri olarak gördüm ki hakikaten Türk hekimlerinin, Ulu Önder Atatürk'ün de belirttiği gibi beni Türk hekimlerine emanet ettiğin lafının gerçekten boş bir laf olmadığı, içeriğinin dolu olduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bu yatırımlarla da Türk milletinin her nüvesinin en üst düzeyden en altına kadar hiçbir ayrım yapmadan vatandaşıyla birlikte her konuda aynı hizmeti gördüğünü müşahede etti. Ve bundan da çok mutlu ve bahtiyar oldu. Benim tedavi sürecimde bana destek olan başta göğüs hastalıkları uzmanı İbrahim Bey, Pelin Hanım, enfeksiyon uzmanı Nuray Hanım ve tüm sağlık personeline, il sağlık müdürümüze, hastane başhekimimize, orada görev yapan ebesinden hemşiresine herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde eşim ve kızım da COVID-19 rahatsızlığına yakalandı. Onlara da ben sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum ve onlara da geçmiş olsun diyorum. Evet, kızım 8 yaşındaydı. O da çok şükür testleri, iki testte negatif çıktı. Eşimin de öyle. Ve çok şükür onlar da rahatsızlıklarından kurtuldular. Bu süre içerisinde korumam, özellikle şoförüm Feyzullah, korumam, bütün arkadaşlarım hepsi ayrı ayrı bana destek oldular. Ancak özellikle şunu belirtmek istiyorum. Hakikaten bu süreç çok zor. Ben devletin imkanlarından yararlanan bir kişiyim. Ve devletime sonsuz minnet duyuyorum. Ve bu hastalıkla gördüm ki daha önce çalıştığımızın en az 10 katı kadar daha çalışmamız gerekiyor. Çünkü devletin imkanlarıyla biz devletin görevlileriyle birlikte bize hizmet ettiler ve biz bu süreci atlattık. O nedenle ben şunu gördüm. COVID-19'a yakalanan tüm hastalarımız zengin fakir ayrımı yapmadan, çünkü kendilerini yemeklerini pişirme şansları yok, elbiselerini yıkama şansları yok. Biz de bu nedenle hemen burada yurtta yemin ederek tüm hastalarımıza, isteyen tüm hastalarımıza yurtta yemeğinden elbise yıkanmasına kadar her türlü hizmeti 24 saat esaslı verme kararı aldım ve bunu da uyguluyoruz.
Ve tüm hastalarımızın su ihtiyacından tutun da, ki bu süreçte su ihtiyacı çok yüksek oranında oluyor, her ihtiyacın karşılanması ile ilgili çok ciddi ihtiyaç diyemin tespitleri yaparak bütün arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını bu konuda gidermek için hastaneye her türlü malzemeyi gönderdi. Ben bu süreçte özellikle Kırklareli ile hemşerilerime şunu seslenmek istiyorum. Aziz hemşerilerim, sizlerin hakikaten maddi ve manevi moral desteği, hepsinden önemli moral desteğiyle beraber ilimizde çok ciddi yardımlar yapıyoruz. Bana da çok büyük moral verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ancak sizden ricam, bu süreç lütfen gevşemeyelim. Bakın bu sürecin sadece sağlık yönüyle etkisi yok. Ekonomik, sosyal, kültürel, bu virüs hepimizin yaşamını komple değiştirdi. Dolayısıyla tedbirlerimizi %100 oranında alalım. Lütfen sosyal mesafeye uyalım. Pazar yerlerinde dikkat edelim. Sokakta gezerken dikkat edelim. Lütfen işi olmayan sokağa çıkmasın. Bakın biz bunu biliyoruz. Ama anlamıyoruz. Yalnız hastalığı yaşayan kişi olarak ben artık bunu anlıyorum. Çok zor bir süreç. Bakın en hafifinden orta düzeyde atlatana kadar, en ağırına kadar inanın çok zor. Yani bunun hafifi ortası yok. Çok zor bir süreç. Allah bütün hastaların yardımcısı olsun. Yüce Allah şafi sıfatıyla bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Allah bütün aziz milletimizin bütün fertlerine ayrı ayrı yardımcı olsun inşallah. Ayrıca idarecilerimizi lütfen dinleyelim. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı, İçişleri Bakanımızı, Sağlık Bakanımızı. Bakın gece gündüz 24 saat demeden çalışıyorlar. Onlar sizin için, sizin bildiklerinizden daha çok şey bildikleri için zaten bu süreci size böyle anlatıyorlar. Çünkü bu virüs öyle sıradan bir virüs değil. Bakın bu virüsü hafife almayalım. Lütfen sizlerden istirham ediyorum. İllerde valilerimizi, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere, İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve tüm bakanlarımızı ayrı ayrı dinleyelim. Ve her söylenene kulak kesilip onu aynen %100 oranında uygulayalım. Bu süreçte ancak böyle kurtulabiliriz. Yoksa bu süreç çok daha uzar ve hepimizin çok daha ciddi kayıpları olur. Ama hepsinden de önemlisi bir kişiye virüs bulaştırmak kadar vicdan azabı çektiğiniz hiçbir şey yok. Bakın ben virüse yakalandım, evde çocuklarım da yakalandı. Onun vicdan azabı bende ayrıca çok ciddi bir psikolojik sıkıntılar yaşattı. Ve bu çok ciddi bir problem. Ha tamam, Yüce Allah'ın takdiri, Allah-u Teala karar vermiş ama insan olarak bizim de aklımız var. Yüce Allah diyor ki sizler insan olarak tedbirleri alacaksınız. Dolayısıyla biz de tedbirleri alalım lütfen. Ben bu vesileyle tekrar Kırklareli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Tekrar hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi Yüce Allah korusun. Ve hepsinden önemlisi Yüce Allah hepimizden razı olsun inşallah. Hastalıkla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bizim İl Sağlık Müdürümüz Covid-19 tespiti yapılınca bende de tabii ki enfekte olabilecekler filyasyon kuralı gereği bende de bir test yapıldı. Negatif çıktı. Daha sonra özel kalem müdürüm Açelya Hanım pozitif çıkınca tekrar bir test yapıldı. Ama bende hiçbir belirti yoktu. Çok da rahattım. Hatta akciğer tomografim çekildi. Hiçbir sorunum da yoktu ilk başlarda. İlk 4-5 günde sıkıntısız atlattım zaten. Ama ondan sonrasında, pardon o arada test yapıldı. Pazartesi günü akşamıydı. Ve test pozitif çıktı. Ve akabinde tabii ki bu 14 gün kuralı televizyonlarda deniyor. Bakın bu 14 kuralı sizin bir virüse yakalanmayla ilgili süredir. Yoksa tedaviyle ilgili 14 gün değil bu. En az 27 günlük süre var. Ki 27 günde bile siz tam olarak iyileşmiyorsunuz. Hala vücudunuzda mikrop atmaya devam ediyorsunuz. Dolayısıyla bu süreci böyle değerlendirdim. Dolayısıyla ben de ilk başta hiçbir sorun da yoktu. 5 gün hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Ama sonrasında virüsün etkisiyle birlikte hakikaten problemli günlerim oldu, sıkıntılı günlerim oldu. Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah iyiyim. Allah'ım bizden inşallah razı olur. Ama şunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Bu virüs genç, yaşlı, orta yaşlı kavramlarını ayırmıyor. Bakın televizyonlarda izliyoruz. Kimin ne olacağı hiç belli değil. Yani dolayısıyla gençler kendilerinin gençliğine güvenerek, yaşlılar biz zaten yaşlıyız diyerek lütfen hareket etmesinler. Toplumun sesi olsunlar. Kendilerini düşünmüyorsalar vicdanen başkalarına, kardeşlerine, akrabalarına, babalarına, annelerine verecekleri zararı düşünsünler.
Bugün göreve başladım. Ben zaten bu süreç içerisinde, hastalığım sürecinde malumunuz olduğu üzere süreci takip ettim. Talimatlarımı verdim. Ha bu arada Vali Yardımcısı Bekir Bey, Vali Vekaletini yürüten Bekir Bey, Vali Yardımcısı Emre Bey'e koordinasyonu sağlayan koronavirüsle ilgili ve tüm kaymakam arkadaşlara, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Sağlık Müdürü başta olmak üzere tüm il müdürlerine de bu süreçte teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına, ilimizin sivil toplum kuruluşlarına, belediye başkanlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, siyasi partilerin il başkanlarına, sayın milletvekillerine hepsine teşekkür ediyorum. Bu süreçten sonra artık biz resmi olarak bugün göreve başlıyoruz. Zaten süreci fiili olarak yardımcı oluyorduk ama bundan sonra ilin valisi olarak her türlü yetki ve sorumluluğu da kullanarak virüsün sonlanması için ilimizden ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Bu hastalık sürecinde her şeyi düşünüyorsunuz. Hayat sizin önünüzden bir film şeridi gibi gelip geçiyor. Ama ben şunu düşündüm, inanın. Yüce Allah'a hamd ettim, Yüce Allah'a şükür ettim. Allah'ım beni tekrar sağlığıma kavuştur. İnsanlara, topluma, vatandaşlara tekrar iyi hizmetlerde bulunayım. Çünkü amacımız şu, bu dünya gelip geçecek. Tabii bunu yaşayarak hissettik, anladım. Daha önce de belki biliyorduk ama bilmek yetmiyor. Bazen bunu iliklerinize kadar hissetmeniz gerekiyor. İşte bunu hissettim ben. Benim daha çok vatandaşlara, halka, Yüce Allah'a özellikle bu manada bir borcumuz olduğunu ve Yüce Allah'ın adaletine uygun bir şekilde insanlara faydalı olmam gerektiğini ve dolayısıyla Yüce Allah'ın rızasını kazanarak bu dünyadan göçmenin en büyük fayda olduğunu ve onun haricinde hiçbir şeyin fayda olmadığını, beni telefonla arayan, bana mesaj çeken, mesaj gönderen bütün vatandaşlarımızdan aldığım hissiyat buydu. Ben öncelikle Yüce Allah'a tekrar şükürler olsun diyorum. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum basın mensupları. İYİTK antikoru kazandığım için ben özellikle bağış yapmak istiyorum. İmmünoblaza denilen yani COVID-19'un hastalarının tedavisinde kullanılan bizim kanımızdan alınan bir tıbbi tabii terim olduğu için söylüyorum. Onu alarak diğer hastalara enjekte ediyorlar. Bu konuda bağış yapmak istiyorum ancak bunun bir süresi var. O süre zannedersem bu belli bir süre 14 gün geçmesi gerekiyor. Tekrar bir 14 gün süre var. Ondan sonra bağışı yapıp inşallah bir hastanın kurtulmasına vesile oluruz. Tabii takdir Allah'ın yine. Biz vesile olarak inşallah vesile oluruz. Bundan da çok mutlu olurum. Çok bahtiyar olurum. Bu saatten sonra zaten bizim hayatımızda inanışımız, Yüce Allah'a inanışımız esastı, temeldi. Ama şimdi yaşayarak gördük ki hayatta hiçbir şey para etmiyor. Ne makam, ne mevki, ne para, ne pul, ne de sizin yaptığınız yer hiçbir şey. Siz insansınız, acizsiniz. Aciz olarak ancak ve ancak galip olan, güçlü olan Yüce Allah'tır diyorum. La galibe illallah diyorum. Allah'tan başka galip yok. Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun.